Çiçek. Ne haber Recep? İyidir. Bu sefer gerçekten ara verdik. Daha doğrusu çok uzun ara olmamasına rağmen iyi bir tempoda gidiyorduk ama o tempoyu bozmuş olduk diye. Evet, bozduk diye. Ama kimden kaynaklanıyor? Biraz. Senden kaynaklanıyor ya. Yok. O senden kaynaklanıyor açısından öyle bir suçu birine atmak için söylemedim de. Şey, kabul edelim. Zaten baksana amcalar dedeler gibi oldum şu anda. Şu halime bak. Elimde çayla. Evladınla uğraşıyorsun tabii. Evladının hastalıklarında. Bir sel oldu. Geçmiş olsun vallahi Gökçe. Neyse. Kimse, bak kimseye ishal bir köpek vermesin. Nereye sıçacağını bilmiyoruz. Çok kötü. Arkadaşlarımız sorar oldu bu arada. Görüyorsun sana da gönderiyorum. Screenshotlar atıyorum. Bak ne oldu UFC 250 sonrası yorumunuz nedir diye. Onu yapamadık bir türlü. Yapamadık ama beklememiz de iyi oldu. Şimdi bir anda 3 tane birden yapacağız yani şu anda. Hadi bakalım. İnşallah yapamıyor olmayız bu videonun sonunda bunu böyle deyip. Yok hiç. Ya yaparız umarım yani. Eğer benim sevgili köpeğim ortalığa bir yere bir şeyler bırakmazsa yapabileceğimizi düşünüyorum. Hem de çok güzel bir konular yani. Pazartesi günü gündem değişti. Salı günü bir daha gündem değişti. Aynen. Her birinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Aynen. Hatta bir de sizlerin önerisini ve bizim Mert'in de bize olan önerisini de uygulayıp bu sefer birkaç farklı video olarak koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım aynen. Ya biraz evet. Geciktik. Gerçekten işlerden de bu arada kusura bakmayın. Ben de şu anda şeyiyim. Sürekli seyahat halindeyim. Evde değilim maalesef. Dolayısıyla biraz birkaç gün gecikmeyle olsa da sizinle tekrar sohbet ediyoruz. Takipçileriniz sizi poşet kullanırken görüntülemişler Recep Bey. Neyse şimdi oraya o kısma girmeyelim hiç Gökçe Bey. Ne yapalım? İşimin parçası. İşinizin ben de öyle bir iş istiyorum yani. Şey neyse onu artan konuşuruz. Onu ayrıca konuşuruz hani. Minicik de şimdi size tek bir evet hayır şeyi şey yapacağım, soracağım. Minicik de olsa böyle bir drift şeyi hissettin mi böyle böyle bir viraj falan filan? Yok o çok kontrollü bir şeydi. Drift şey için zaten şöyle onu özel bir moda alman gerekiyor. Tamamen elektronik olduğu için elektrikli araç olduğu için. Arka tarafı DTSC'yi kapatacaksın. O 4 çeker bir araba. Ha 4 çünkü, çeker ha. Aynen. Dolayısıyla onu arka bias yapıyor olman lazım. Arka ağırlıklı yapıyor olman lazım. Ki onun ayarlarını da neyse o öyle bir gün değildi o. Bizim başka bir test yaptığımız bir gündü. Dolayısıyla öyle bir şey yapmadım yani. Magandalık işlerini. Tamam konuşalım bunu. Benim de deneyimlerim var. Amerika'dan tamam. Anlatırım sana. Tamam. Ya da belki takipçiler çok ilgileniyorsa yazsınlar. Arabalar hakkında bir konuşun. Bir 5 dakika desinler. Konuşalım işte yani. Arkadan yetişirler mi? Kanalın konseptini değiştirip arabalarla alakalı bir şey. Ben, aslında öyle bir şey de yapabiliriz. Bak teknoloji ben, kanalıyla evet, alakalı. Abi yani yapabiliriz de aslında. Çünkü yani çok güzel. Emeklilik çok iyi de. Arada böyle bir araya sos bir tane böyle. Dövüş dışındaki bazı konularla ilgili muhabbet ettiğimiz şeyler olabilir yani. 5-10 videoda bir farklı bir konsept, farklı bir konu seçip 5-10 videoda bir o konuya özgü bir video yapsak mı yapmasak mı konusunda o zaman fikirlerini arkadaşlara soralım. Olur. Yani atıp tutabileceğimiz konular çok fazla. Yani Recep'in spor hayatı, benim spor ve hobi hayatım, Recep'in hobileri falan filan derken ortaya bayağı bir potpourri çıkar. Aynen. Sırf bizim geyimizi hoşlanıyorsanız tabii ki konu MMA olmasa da izleriz diyorsanız yorumlarda şey görürüz. Zaten biz bunu kayıt yapmazken kendi aramızda yapıyoruz. O kayıt yani o sohbet için bir kayıt açmış oluruz. Tabii canım. Yani bizim bu videoları ön hazırlığımız yani şu an bu arada çok sevimli olarak söyleyeyim. Bizim bu videoları ön hazırlığımız bir dakika. Bir dakika abi neyi konuşacağız şunu konuşacağız deyip hemen kayıda giriyoruz. Yani hiçbir şey yok. Sufle yok. Ön hazırlık kendimizde sürekli. Bu yüzden de son derece natürel akıcı bir şey. Yani doğal bir sohbet oluyor. Bunu diğerlerinde uygulayabiliriz yani. Bizim abi, gerçek hayat sohbetimiz yani. Okey. O zaman UFC 250. 250. Başlıyoruz. Main karttan başlayalım direkt. Arkadaşlar siz bayağı bir yorum izlemişsinizdir artık şu ana kadar ama bizim için mükemmel bir maçtı. Biz kendi kendi giyimizi yapalım yani. Sen nasıl evet. Buldun bilmiyorum ama. Ya abi kart çok iyiydi. Kart yani, şöyle, yani müthişti ya. Yani kart müthişti. Aynen. Müthiş iki knockout vardı. Hatta kendi aramızda hala karar veremiyoruz. Herkes kendisi. Cody'nin knockout'u mu daha güzeldi? Sean O'Malley'nin knockout'u mu daha güzel? Herkes koysun argümanlarını. Hatta bunu bir iki dakika sonra bir sohbet edelim. Çünkü ben hala oradan kadar... başlayalım diyorsun. Tamam evet bence oradan başlayalım. Başta ben Sean O'Malley'nin knockout'u daha iyi diye düşündüm. Çünkü sonra yani şey counter'da ya counter değil direkt olarak planlı fake'ini atarak mükemmel şekilde oturttu. Uppercut fake'ine giderken çok hızlı gerçekleşti her şey. Yani çok teknik. Alttan kaldır, eğilip oraya indireyim derken aşağıya orada oturttu. Bir de şöyle bir olay da vardı.
Ya ondan önce bir iki tane tekme indirdiği için biraz daha böyle kolları düştü abinin. Çocuğun adını unuttum yani şey. Eddie Violent. Vineland. Vineland'ın böyle kollar aşağı indi. O anda yaptığından dolayı daha net bir nakavt oldu. Yani sanki sadece uppercut fake'inden değil de. Çünkü başta sadece uppercut fake'inden düşündüm. Sonra tekrar bir izledim. Böyle hırpalamış adamı biraz öncesinde. Böyle bir dakika öncesinde falan. Kollar inmiş aşağıya. Böyle kick bekler gibi yani. O anda indirmiş yani uppercut olayını. Ama hiç nakavtın kalitesini hiçbir şekilde azaltmıyor yani. Süper teknik knockout. Ama Cody Link de ya. Çok Yani iyi ya. sen Cody'ninkini biraz daha üstün olduğunu düşünüyorsun. O Yok ikisi konuyla ilgili böyle argümanın. ikisine de 9 veriyorum ya. İkisine de 9, 9,5 veriyorum yani. İkisi de çok iyi knockoutlar. Yani Cody'nin yani resmen kurmuş Cody yani. Onu çağırmış. Yani o knockout öncesinde olayı yani. Hazırlamış. Zaten şöyle bir olay var mı abi? Adam böyle bir duck ediyor yani. Şimdi bir dövüşçü tamamen kendini böyle aşağıya kapatıp durduğunda ve olsa da exchange halindesin ve sırtı şeye dönük. Kafese dönük. Ve yani tepedeki adam ne yapacağını şaşırıyor Asunsao. Yani tepeden vursan vuramıyorsun. Şey illegal. Takedown'a giremiyorsun herif kapalı. Böyle kaldı ve ondan sonra hani Street Fighter'daki Oryu Ken gibi adam kalkıp Ryu'nun Oryu Ken'i biraz daha. Ken'in değil de Ryu'nun Oryu Ken'i gibi bir Biraz çıkarttı. daha arkadan şey yaptı Evet. böyle sırt, Aynen. resmen Kroşe. sırtın taraf tellerden il resmen de aşağıdan ilginç bir açıyla geldi Çok gerçekten. iyiydi. Yani birbirinden en güzel iki nakavt izledik. Hangisi daha güzel hala karar veremiyorum. Sen ne Yani düşünüyorsun? şöyle, benim fikrim şöyle, ikisi de çok etkileyici gerçekten. İkisinin de etkileyici tarafının farklı olduğunu düşünüyorum. İki etkileyici, ikisinin farklı kategorilerde etkileyici olduğunu düşünüyorum ve kategorilerden bir tanesi benim daha çok ilgimi çektiği için bir tanesinde karar kılabiliyorum ben, bence. Dolayısıyla benim fikrim Sean O'Malley'nin biraz daha etkili olduğu, daha etkileyici olduğu. O kadar teknik anlatıyorsun ki ben şu an çok böyle alaylı gibi kaldım ya. Ya yok Şu an yok, böyle... gerçekten teknik daha bir şey demedim ya. Söylüyorum sadece. Yok hayır böyle çok güzel artiküle ettin yani. Çok böyle organize düşünüp çok güzel organize ettin. Teşekkür, güzel Yani oldu. Devam. ikisi de çok etkileyici. Hiç kimseden böyle ikisine de kredi vermek istiyorum. Hiç kimseden şeyi kesmek istemiyorum. Haklı olarak ikisi de yani zaten bonus aldılar. Belki Cody'ninki hatta şey bile olacak diyorlar işte. Yılın knockout'u, knockout of the year olacak gibi konuşuluyor falan da. Yani daha çoğunluk bence biraz daha Cody'ninkini etkileyici buldular. Ama ben biraz daha Sean O'Malley'i etkileyici buldum. Çünkü şöyle Cody'ninkinin etkileyici tarafı şu. Zaten maçın başından beri Cody'nin yani çok uçuk bir hız farkı vardı Rafael Asansio'ya karşı. Bence çok daha hızlıydı. Ve Kesinlikle. boks kombinasyonları çok iyiydi. Özellikle bir son birkaç maçında knockout olmuş birine göre gerçekten elini korkak alıştırmadan rahat cesareti kırılmamış dövüşebiliyordu. Ben ondan çok etkilendim açıkçası. En çok merak ettiğim kısım Cody'nin psikolojik olarak ne kadar iyi geri dönemeyeceğiydi biraz daha. O konuda çok çok iyi bir geri dönüş sergiledi bence. Ve o siklette de çok büyük bir şey yok. Çok derin bir yetenek havuzu yok bence. Yani gerçekten çok yetenekli hepsi ama bir iki tane etkileyici galibiyet bir anda sizi tekrar şeye çıkarabiliyor. Yani title shot'a Yukarı. çıkarabiliyor. Yani Cody bu maçtan önce 9 numaraydı. Şu an öyle bir nakavt yaptı ki bir maç daha yapsa ondan sonra title shot verilebilir ya da iki maç yapsa üzerine title shot alabilir yani. Dolayısıyla çok uzak değil. Cody'nin yumruğundaki etkileyici taraf inanılmaz hızlıydı bence. Yani öylesine hızlıydı ki yani Biliyorum zaten ya. 135 pound hızlı olsun tabii tabii ki de yani gerçekten çok insanüstü çok hızlı bir yumruktu ve çok accuracy'si çok düzgündü. Accuracy'sini nasıl diyebiliriz başka? Yani İsabet. isabet oranı nokta atışı doğru yere vurması mükemmeldi. Yok çalışılmış abi bu ya. Net belli. Adam çalışmış bunu yani. Evet. Bir de ona benzer nakavtları var. Bunun bir tane eskiden bunlar TJ Dillashaw'la takım arkadaşıyken TJ Dillashaw'u böyle antrenmanlarda nakavt ettiğini iddia ettiğinde antrenmanını çeken güvenlik kamerasındaki görüntüyü sızdırmışlardı bir ara. Oradakine benzer bir yumruk atmış. Biraz daha aşağıdan çıkarmış ama bu Cody Garbrandt'ın zaten sağ yumruğu çok güçlü gerçekten. Dolayısıyla etkileyici şeyde de öyleydi mesela. Of bu neydi ya Brezilya'da Almeida'yı yendiği zaman da benzer bir şekilde sağ yumruğuyla sağ kroşesiyle çok sağlam bir darbe oturtmuştu. O tarafta çok yani hızı çok etkileyici. Ama Sean O'Malley'de şöyle bir şey var abi. Sean O'Malley one punch knockout böyle tek yumrukta knockout edebilecek güçte biri değil normalde. O güçte ama
gücünden ziyade tekniğiyle yapıyor bunu. Ve attığı yumruk o kadar iyi teknikti ki ve karşısındakini o kadar iyi okuyabiliyordu ki. Bu dövüşleri izlediğinde bazı dövüşler gerçekten yumruk atma sırasında ya da yumruk gelirkenki sırada çoğu kişi refleks olarak gözlerini kapar. Sean O'Malley, yani bazıları sadece şey açık gözlerle ne olduğunu bittiğini karşısındakini izleyerek ona reaksiyon vererek dövüşür. Mesela Conor da öyle. Tamamıyla ne olup bittiğine çok hakim. Yumruk yese bile hakim. Geliyor, görüyor tüm darbeleri. Tabii yani her seferinde değil. Şimdi bir anda Habib'den yedi yumruğu da herkes hatırlatabilir. Tabii o Habib'den yedi yumruk da onun için sürpriz olmuştu. Ondan bahsetmiyorum ama genelde boks kombinasyonlarında, exchange'lerde gözünü kapayarak böyle kontrolsüz girmeyip izleyen, olanı biteni izleyen tipler bunlar. Sean O'Malley de öyle. Yine senin dediğin gibi dövüşteki o bitirişten biraz önce, bir iki dakika önce benzer bir sıralamayla benzer bir exchange yine olmuştu. Orada çok iyi okumuş ve son exchange için hazırlanmıştı. Bu tekmelerde de bu question mark kick vardır ya. Hı hı. Soru işareti kick böyle Luke Rockhold bayılır da onu atmaya. Yani. Böyle Michael Bisping'e ilk maçlarında falan da çok atmıştı var böyle. Front kick atar gibi yapıp tersten şey yapma yani roundhouse kick'e dönme. Tam onun yumruk versiyonu gibi. Uppercut'ı gösterip sağ kroşe vurma ya bence inanılmaz teknikti. Biri teknik olarak çok üstün, biri hız olarak çok üstün. İki farklı kategori dediğim gibi. Dolayısıyla ben teknik olarak teknik kategorisine daha çok katsayı verdiğim için o daha bende daha ağır basıyor yani. Biraz daha benim gönlümü çalıyor o knockout. Bence çok etkileyici bir knockout'tu yani. Herkes yazsın. Kimler Cody'ninkini daha çok beğendi, kimler Sean'ınkini. Okey, maçlara bakalım. Amanda Nunes, Melissa Spencer. Cody'ye de meydan okudu bu arada şeyden sonra. Sean O'Malley, evet. Okudum aralarında böyle bir ben şey de dövüşün ama kabul etmez ben de dövüşmeyi. Onun için işte kaybet durumu, benim için kazan durumu gibi bir şey dedi de. Yani Sean O'Malley şu anda gerçekten çok iddialı o siklette. O zaman Sean O'Malley'i konuşalım. Nasıl görüyorsun geleceğini? Yani bir yanda tabii vallahi ki hala ilk 15'e giremedi tam olarak teoride ama. Yok, bence şu anda artık hak ediyor. Yani ilk 15, ilk onlara doğru birini bile verebilirsin bence. Yani ilk 15'ten biriyle dövüşmeyi hak ediyor bence. 2 yıldır yoktu bu çocuk. Yani 2 yıl aradan sonra geri geldi ve mükemmel fiziksel kondisyonda geri geliyor. Yani çok etkileyici. Geleceği çok olacak bir çocuk. Birazcık şeyini görmemiz lazım. Jiu-Jitsu'yu iyileştirdiğini biliyoruz. Güreşte ne seviyede olduğunu bilmiyoruz yani. Tam olarak onu söyleyecektim. Yani şöyle... Şey izledin mi? Joe Rogan, Henry Cejudo konuk oldu 2-3 gün önce. Aynen öyle. Ve yani çok önemli konuya parmak bastılar. Yani şey örneğini verdi orada. Frankie Edgar'la... Yael Rodriguez. Aynen. Yael Rodriguez maçını. Yani. Sonuçta Yael Rodriguez de yani hem tekmeleriyle zaten spektaküler bir arkadaşımız. İşte bakalım yakın zamanda da dövüşmesini yani umuyoruz yani kendisinin. Çünkü UFC'deki gerçekten de en ilgi çekici tekmelerin adamı ki orada da zaten bu efsane BJ Penn maçından örnek verdiler. Ve sonuçta o Yael Rodriguez'in Frankie Edgar karşısında güreşinin olmamasıyla nasıl domine edildiği ortaya kondu. Yani hani expose derler ya İngilizce'de. Yani aynen. Açığını ortaya çıkarmak. Şimdi aynen. Jiu-Jitsu gerçekten de biliyoruz Sean O'Malley'nin ama o siklette böyle sağlam güreşçiler var ki zaten başta da yani Cejudo vardı yani orada. Sonuçta güreşçilerin yani güreşçiye karşı pozisyonlanması nasıl olacak Sean O'Malley'nin? Şu andaki soru işareti bu. Yani bu teknik ki Conor da biliyorsunuz zaten zorlandı zamanında. Her ne kadar muvaffak olduysa da önce her iki şey, neydi? Chad Mendes diyorsun sen. Önce Chad Mendes. Gerçi sonrasında da Eddie Alvarez. Öncesinde zaten yani... Eddie Alvarez hiç başarılı girişim yok. Chad Mendes adı neyse. Tabii canım Eddie Mendes yani biraz yerde tutmuştu. O maça da sakat çıktığını söyleyelim bu arada Conor'un. Bahsetmiştik daha önce. Özellikle bir güreşçi karşısında bir de görmemiz lazım şu an olmalı. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş rekabeti arttıracak şeylere gelebiliriz bence. Dövüşlerle eşleştirilip ne olacağını görebiliriz. Ama zaten yaşı da genç. Amacı onun fantazisi şeydi işte. En genç şampiyon şu anda en genç şampiyon UFC tarihindeki en genç şampiyon olmuş kişi John Jones. O da zaten 24'te sanırım. Şu an O'Malley'de 22-23 yaşında mı? Ya bir yılı bir buçuk yılı falan var sanırım. Aynen. Mesela bak bir Danige maçı çok ilginç olabilir Sean O'Malley için. Ne maçı? Danige. Ha, Danige maçı da çok güzel olabilir aynen. Ya bence yapmazlar ama şu an yapsalar mesela
Ben şeyi görmek isterim gerçekten. Eğlenceli maç olur. Cody Garbrandt maçını. Hayır, deli gidiyorum ya. Ama o şey o. En son şeydeydi o değil mi ya? Featherweight'teydi. Doğru. Yani orada ilk şeyde kim var? Dominic Cruz'un vedasını yaptırabilir mesela. Belki de. Yani öyle bir matchup yaparlar mı? O da ayrı tabii. Ya şöyle aslında bu benim böyle aklımdan şu geçti. Bu kattaki acaba kaybeden Bantamweight'in kaybedenleriyle kazananlarını bir şey eşleştirseler mi diye. Çünkü spektaküler oldu ya maçlar. Yani Rafael Asensio ile Eddie Wineland falan mı? Ya evet mesela ya da şey hayır. Sean O'Malley'sinden bakarsan. Gerçi yani Cody Hey. Garbrandt ya da yani şey Corey Sandhagen belki çok yani stretch olur. Uzun Şimdi bir olur. dakika. Ama O siklet o kadar darmadağın olmuş durumda ki şu anda. Şimdi Henry Cejudo da gitti. Boşta kalan kemer için Petr Yan'la, aslında adını yanlış söylüyoruz. Piotr olması lazım. Piotr çocuğun adı. Piotr Yan'la, Rus çünkü. Jose Aldo dövüşecek ama Jose Aldo'yu Marlon Moraes yenmişti. Biri dövüşecekse Marlon Moraes'in dövüşmesi daha doğru olur aslında. Ama o dövüşmeyecek şimdi. Marlon Moraes boşta. Petr Yan'la şey eşleşti. Jose Aldo eşleşti. Aljamain Sterling inanılmaz bir dövüş, inanılmaz bir performans gerçekleştiriyor. O da yukarıda. Şimdi kimle kimi eşleştireceğiz? Nasıl yapalım? Ne diyorsun? Ya şimdi bir dakika. Bantamweight'ten başlıyorsa Featherweight'ten mi şimdi? Benim çünkü her birinde farklı heyecanım var. Yok yok, şu an Bantamweight'ten bahsediyoruz ya. Tamam. Abi bence Sean O'Malley'i böyle ilk ona atsınlar. Mesela kaybeden kim vardı abi? Asuncao vardı. Rafael Asuncao. O olur. Pedro Munhoz olur. Yani çünkü şu an teoride 15'e kadar çıktı Sean O'Malley. Yani ilk 15. Yani her ikisi için de çok kötü maç yapmış Sean O'Malley. Çok iyi performans gösterebilir ikisine karşı da. Bu da öyleydi mesela. Burada da böyle ya çok kötü yenilebilirdi ama büyük ihtimalle şov yaptığı, çıkış yaptığı maç olacaktı ki çıkış yaptı işte. Eddie Kazanma eğrisinde olan sağlam güreşçi Cody var. Cody Stamann mesela. O ilginç Wineland'ı. olabilir. Yani son 3 maçın O ikisini da kazanmış. Song Yadon Prelimler'de miydi dışında. o da? Evet. Division 2 şey ikinci Division'ın Türkçesi ne ya? Divizyon. İkinci bölüm. İkinci Bölüm. lig. NCAA Division 2 Wrestling. Canavar gibi. Extreme Couture. Yani neden olmasın? Ranking'de sıralamada var mı peki? Var. Kaç numarada On, görünüyor? 10. mu 9. mu? Bakayım bir saniye. 10.'muş Bence mesela. ateşin altını direkt açabilirler biraz daha diye düşünüyorum ben. Yani Sen... biraz daha yani aslanlara atsınlar yani. Yani ilk ona kesin girsin. İlk 10-15 arasını O boş ver, zaman unutalım Cody diyorum ben. abi. Cody şu an ama kaça yükseldi? Rafael Asensio 6 mıydı? 5. Yani Referans 8. ha işte ha, şu an Cody 5 oldu diyorsun. Evet. Ya Rafael Asensio'ya verebilirler ama yani o da yenilgide bir Rafael Asensio'ya karşı inanılmaz bir hız farkı olacaktır Sean O'Malley'nin de. Tabii bilmiyorum, görmek lazım nasıl bir şey olacak. En azından bir sakatlığı yok. Çok hızlı geri dönüş yapabilir yani. Evet. Güzel Okey. tarafı o. Sonuçta yani Şan'ı ilk ondan muhtemelen birisiyle görüşeceğiz. Yani Muhtemelen aynen. işte en kötü işte Rob Font'la falan dövüşür en kötü. En kötü yani. 11'den. Abi Dominic Cruz emekli edebilir. Her şey olabilir yani. Evet. Onu da göreceğiz bakalım. Dominic Cruz'un nasıl olacak geri dönüşü. Güzel. Yani hayırlısı o zaman Şan kardeşimize. Güzel maçtı. O zaman alttan başladık. Aynen. Biraz daha öğrenecekleri var. Konuşmayı iyi öğrenmesi lazım. Şimdi konuşurken maç yenmişsin. O kadar hype kazanmışsın. Kim olursa olsun gelsin bana işte en iyi strikerlarda dövüşmek istiyorum. Böyle şeyler dememen lazım abi. En iyi strikerlarda. Canım, Ben en striker güreşçilerden ya beni herkesi. koruyun. Beni güreşlerden koruyun falan der gibi. Yani bunu doğru düzgün meydan oku. Gerekirse isim söyle. Güzel bir promo çeksin orada işte. Nate Diaz'ın Evet. Conor McGregor'a şey meydan okuduğu şey yaptığı gibi mesela. Sana raflar hazırladım diye birisini atsın ortaya mesela. Aynen. Orada Chael abisinden biraz laf alabilir, şey yapabilir, eğitim alabilir. Pardon. Çok yaşa. Peki. O zaman Şan'dan bir tane aşağıya inip onu da halledelim. Şu Alex Chacharres'le şu şey 20 yaşındaki gencecik çocuğu. Hooper'la ilgili Hooper. söylenenler şöyle. En çok şeye güldüm. Ben Askren bundan sonra tweet attım maç sırasında. Ya bu Hooper'a da böyle biri Allah Ben aşkına istemez takedown atmış. yapmayı, Ha. double leg takedown yapmayı falan öğretsin falan. Gelsin de öğreteyim falan
yani gibi bir şey demiş. Millet de ona cevap olarak işte aman sen striking falan yani strikingi de senden öğrenmişe benziyor falan. Çocuğun strikingi yok falan diye dalga geçtiler. Alex Kaçares çok rahat oynadı çocukla. Evet. Yani biraz yani... daha yeşil. Yaşı küçük. Evet güzel bir hype'la güzel bir birkaç galibiyetle geldi buraya ama biraz daha pişmesi lazım demek ki. Evet ya bu Alex'i de bu arada çok açık hikayesini anlatayım valla. Ben bu adamı ta UFC şey Ultimate Fighter'dan beri şey tanıyorum. Hatta onlar hangi koçun şeyindeydi? GSP ile Koscheck'in olduğu. Ha, çok okay. Aksiyonluydu. Hatta bu şeyle dövüştü. Michael Johnson'la dövüştü. Michael Johnson'a kaybetti o şeyde. Nedir o? İşte yarı finalde. Michael Johnson'la şey dövüştü ve sonuçta bak oradan Michael Johnson çıktı. Sonra Michael Johnson'la birisiyle finalde dövüşmüştü hatırlamıyorum. Ya orada benim çok ilgimi çekmişti Alex Kaçares. Çünkü böyle Bruce Lee havası, sevimli, böyle gelecek bir çocuktu. Bundan 9 sene mi? 10 sene, 2011 falan mı? Neydi yani? Öyle bir şey. Bayağı eski gerçekten. Sarı şeyiyle, eşofmanlarıyla Bruce Lee. Evet, eşofmanı ve ben böyle şey, aha böyle ilginç karakter geldi diye seviniyordum. Adam bir türlü oturtamadı kendini ya. Böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Yani... Onun hikayesi şöyle bir şey Gökçe sanırım. O evleniyor. Bir çocuk mucuk yapıyor. Ondan sonra dünyada bambaşka bir yerde yaşamaya karar veriyorlar. Eşiyle beraber topluyor aileyi tası tarağı. Norveç'e taşınıyor Amerika'dan kalkıp. Vegan oluyor. Şeyi kesiyor. Etim eti kesiyor. Bambaşka bir lifestyle. Evet evet. Onun çok farklı bir şeyi var. Hayat anlayışı var. Böyle oradan nasıl geliyor şey yapıyor. Bunu nasıl çektiler. Git gel yapıyor Amerika'ya sanırım sık sık. Ama Norveç'e taşındığını biliyorum onun. Ya. Ve vegan yani vegan beslendiğini biliyorum yani. Çok ilginç ya. Yani Huysu herkese dövüşmüş bir adam yani. Ya baktığında Uriah Faber, Cole Miller, Yair Rodriguez, Kron Gracie. Yani, tabii yenilmiş olsa da çoğuna bunların. Olsa da. Ve yani böyle şey tam böyle klasik işte 30'lu yaşlarda o şeyin o sikletin gatekeeper'ı gibi yani bekçisi gibi alttan gelen gençleri verdikleri bir adam ki bu adam zamanına gençti. Sonra anlarımı hatırladım, üzüldüm ya. Hatta şey yani o Koscheck'le GSP'nin olduğu The Ultimate Fighter çok iyi, çok iyiydi. İşte Koscheck sürekli sinir bozucu hareketler yapıp GSP'nin kanına girmeye çalışıyordu. Güzel bir sezondu. Yani keyifli bir sezondu. Bu under his skin diyorsun. Evet. Kanına girmeye çalışıyordu. Evet ve parçaladı yani sonuçta şey. Chase Hopper'da yani çok güzel. Geride kaldı. Hatta başta bir indirdi. Üzerine gitmedi. Çocuğa biraz da şans verdi falan. Sonra da bozuldu ya. Dedi ki yani evet o zaman onun yerinde ben vardım bir zamanlar falan diye. Canım benim. Bu Josh Koşek ile ilgili şey yapma geldi şimdi. GSP'nin ne kadar inanılmaz bir olduğunu gösterir. Josh Koşek şöyle bir şey demişti. Kim? GSP mi benimle güreşecek? Dövüşten önce tabii. Bunlar oyun planları falan şey yapılıyor. GSP benimle güreşecek mi? O striking yapar korkudan. Benimle ne güreşecek? Ben Josh Koşek bu arada hardcore güreşçi. Güreş ekranından geliyor. Ömrüm önce güreştim ben ya. Ben ömrümü harcadım bu spora. Benimle güreşecek mi yani dedi. Sonra. GSP bunu yerden yere double leg üstüne double leg. Bütün zamanlamaları mükemmel. Jab jab zamanlama double leg yere indirme. Yani inanılmaz domine etti. Yani herkesi kendi oyununda darmadağın ettiği dönem GSP'nin prime'ında inanılmaz bir maçtı. Onu da tavsiye edelim gerçekten izlesin herkes. Okey. Sean O'Malley'i konuştuk. Alex Kaçares'i konuştuk. Yukarı mı dönelim yoksa bu Neil Magny? Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Ha Neil Magny maçını şöyle söyleyeyim. Neil Magny maçı neydi? Rocco muydu arkadaşın adı? Evet. Anthony Rocco Martin. Anthony Rocco Martin şöyle oyunu yere indirmeye çalıştı. Neil Magny'nin başarısız olduğu konu bu genelde. Birilerine karşı başarılı oluyor. Tutuyor mesafede dövüşü ve tutabilirse iyi bir başarı sergileyip puanla kazanabiliyor. Ama karşısında daha üst seviye biri çıktığı zaman Demin Maya gibi hiçbir şey yapamıyor. Ama burada bu Rocco Martin'e karşı iyi bir şekilde başardı. Mesafeyi açık tutmayı hiçbir şekilde açtırmadı kendine. Genel olarak dövüşün büyük bir kısmında. Rocco Martin'de bütün iddiası yerdeydi aslında. Yere indirebilseydi çok tehlikeli olacaktı maç. Bir anda hatta bitirebilirdi bile belki. Ama Neil Magny iyi bir şekilde mesafeyi tuttu. Dolayısıyla birazcık onun şansı yaver de gitti diye. Ya şans da demeyelim. Adam çalışmış o kadar şey yapmış. Onun istediği gibi bir eşleşme olmuş oldu. Onun işine gelen bir eşleşme oldu. Neil Magny'nin mesafeli tuttuğu zaman zaten o siklet için uzun boylu bir adam.
yeneceğini bekliyorduk zaten. Onun için iyi olmuş oldu yani. Güzel dönüş oldu bence. Sürekli güzel dönüş oldu da Neil Magny'nin çok büyük mükemmel bir performans değil yani. Tabii tabii çok çok yumruk aldı. Yani çok açığı var. Gatekeeper yani. Bile değil yani. Evet. Evet, gatekeeper çok bile değil yani. Yani. Çok açık, çok açığı vardı. Çok şey, nedir onun adı? Nasıl diyeyim? Yani adamların teknik eksikliklerini yani görüp izleyebildiğin bir maçtı ve çok şey, nasıl diyeyim? Çok fazla hatalı, yani çok böyle boşluk bırakıyorlar oyunlarında. Ya ben böyle arada bakıp niye yedim bunu, niye yedim bunu falan böyle bazen bilinçli falan yediğini düşündüm yani Magne'nin. Yani çok şey, fazla düşündüğümden alması gerekenden çok daha fazla yumruk aldı boş boşuna. Bence. Evet. Bir sonraki dövüşe geçelim. Bir sonraki dövüşte şey mi vardı? Cody dövüşü mü? Cody Rafael Sandstorm maçı. Yok, Aljamain ve Corey Sandhagen. Çok iyi maçtı. Zaten toplam... Mükemmel. Evet. Bir dakika. Sandhagen'le ilgili... Sandhagen'le ilgili benim beklentim şöyleydi açıkçası. Boyun tarzı, boğma tarzı, rear naked choke ya da neyse neck crank tarzı submissionlar hariç diğer tüm submissionlara iyi deneceğini düşünüyorum. Çünkü bağları çok esnek biri. Böyle arm bar ya da knee bar bir şey yakaladığında tap yaptırmak çok zor. Pes ettirmek çok zor. Gerçekten Sandhagen'e. Dolayısıyla hem orada zorlanacaktı Aljamain Sterling hem de striking'de knockout etmekte çok zorlanacaktı. Ama maçın başında bence kardiyo maçına da gitmek istemedi. Çünkü kardiyosu çok iyiydi Sandhagen'in. Öyle iyi bir şekilde saldırdı ki ve iyi bir şekilde yakaladı ki ilk başta neck crank yapabilecek şekilde biraz daha yan pozisyondan çoku yakalamaya çalıştı. Ama eli altına girmemişti çenesinin kolu. Ama ikinci seferde, ikinci denemesinde bu sefer yakalayınca mükemmel etkileyici bir submission. Gerçekten yani ben şöyle o kadar süratli bir şu bacaklarından yani böyle karnının üzerinden geçirip bacaklarıyla kilitledi ya sonuçta şey straş edebilmek için rear naked çok. Ben bu kadar hızlı bir şekilde bacaklarını geçirebileceğini düşünmüyordum. Yani çok çok hızlı gerçekleşti bir anda. Blablabla hemen böyle bir baktık bacaklar orada. Zaten oradan alıp nefesini kestiğin anda çünkü bacakların sonuçta öyle bir olayı var. Yani önce nefesini kesiyor rakibin. Nefes almasını zorlaştırıyorsun. Dolaşım zaten böyle bir etkileniyor. Üzerine bir de çoğuka gitsen çift yani şey kolunu geçiremesen bile dikkatinizi çektiyse streç ederler. Genelde gererler rakiplerini. Nefes almasını genel olarak zorlaştırıyor. Ondan sonra zaten klasik oyun tarzı. İşte sağdan soldan rahatsız edici darbeler. Boşluğu yakala ve submit et. Yani gayet net süper bir galibiyeti alacağım isterim. Matt Serra Jiu-Jitsu. Türkçe evet. Sen seversin çok Matt Serra'yı. Matt Serra'yı neden kenardan sevmiyor musun? Kenardan deli gibi bağırıyordu yine her zamanki gibi. O ince sesiyle biliyorsun. Biraz incedir sesi. Matt Serra'nın deliler gibi bağırır. Özellikle Chris Weidman falan dövüşüyorsa. Evet. Neyse güzeldi. Hızlı biten maçlardan birisi oldu. Cody Garbrandt, Rafael Asensio zaten ikinci round'un sonlarına doğru gerçekleşti. Yani valla son daha saniye falan. Aldı mı çalmadı mı? Yani Schlaps diye yere yapıştı ve zil çaldı. Ve yani şey niye bitmedi peki maç? Mesela orada yumru attıktan sonra rakip yere düştüğünde mesela hakem maçı pardon niye bitmedi maç diyorum. Niye molaya gitmedi aslında maç o esnada? Abi o sırada şuuru gitmişti adam zaten yani. Aynen. Kaldı ki oturduktan sonra bile. Kendi kurtaramadı garibim. Yani onu kaldırdılar, oturttular tabureye. Taburede bile oturamadı ki bir süre. Yıkıldı evet, kendi kendine falan. Bayağı bir. Yani bayağı sağlamlı kaldı. O bir dakika şeyi round orası süresini versen bile o bir dakikanın sonunda bile ayılmış değildi yani. Dolayısıyla çok temiz bir şekilde knockout ya. Çok sert vurdu ama. Gerçekten çok sert vurdu. Güzel. Yani gerçekten inanılmaz tokat gibi bir sesi bile çıktı hatta ilginç bir şekilde yani. Tekrar hatta replay'ini izledik. O gece inanılmazdı ya. İnanılmazdı. İyiydi. Peki son olarak main event. Ne diyorsun main event'e? Ya ne yapacağız bu kızı? Ya kimle dövüştüreceğiz? En azından böyle birazcık daha çıkış yapmasını bekleyen, hype üreten kitledeydik biz de. Ben de yani sonuçta Felicia Spencer'ın bir şeyler yapabileceğini umuyordum. Açıkçası maçı izleyince yani Felicia Spencer sanki yapabileceği her şeyi yapmış gibi duruyor. Yani
ne yapmak istiyorsa yapmış ama rakip çok çok iyi, çok dominant. Yani böyle birkaç exchange'de yani sürekli sonuçta şey Spencer üzerine gitti şeyin Nunes'in. Belki de gitmemesi gerekiyordu ama üzerine gitti. Yani sürekli hiçbir zaman rahat bırakmadı ama Amon'da hem çok rahat savuşturdu bunları hem de yani çok şey teknik olarak daha ayakta çok daha güçlü bir dövüşçü. Yerde de daha güçlü bir dövüşçü. Yani şimdi istatistiklere bakıyorsun. Kadında yani şeyde her ikisinde de şöyle anlatayım. Amanda Nunes 32 kez yere götürmüş ve yerde vurmuş. 40 kez denemeden sonra. Felicia Spencer ise 2 kez 3 yani toplam 2 kez aslında bunu yakalamış. Yani yerde yaptığı şey vuruşlar yani ground and pound'da. Yani clinch Felicia Spencer'ın ana taktiğiydi. Yakalayabildiği kadar clinch'i almaya çalıştı ama onun üzerinde ele tutmak mümkün değil. Yani çok dominant, neredeyse iki katı vurmuş. Yani Nunes Spencer'ın yapılan vuruşlara baktığımda ve çok çok başarılıydı bence Nunes ve kendisini yenmenin ne kadar zor olduğunu tekrardan herkese bir gösterdi, anlattı ki biz Nunes'i iyi bir striker'ı bilirdik. Ya Nunes harika bir striker. Felicia Spencer'ın da harika bir dayanıklılığı bir çenesi var. Kendisinin yenmesiyle ilgili bir şansı varsa onun da güreşle ve yerde ve kendisinin üstte olduğu bir senaryoda olmasını bekliyorduk. Ama hep bu güreşçi judocu eşleşmesinde olduğu gibi judocuların biraz daha gücü yönünü kontrol edip bir şekilde onu alt karşısındakini aşağı almayı başarması gibi özellikle Ronda Misha Tate maçlarında hep böyle her Nusret Etin denemesinde ronda altı almayı başarmıştır. Onun gibi bir şekilde üstte kalmayı başardığı için Amanda Nunes hiçbir şekilde Felicia Spencer kendi oyununu empoze edemedi oyunu şeye. Sadece tek yaptığı dayanmaktı ve öyle dayanıklıymış ki 5 round boyunca sopa yiyip dayandı yani. Evet. Özellikle 4. round'un sonunda belki bitirilebilirdi çünkü çok büyük hasar vardı artık yüzünde. Yani açılma da vardı kafasında, her taraf kan dolmuştu. Dolayısıyla köşe bitirir mi acaba diye düşünmedi değil. Ama bıraktılar dövüşleri denesin, maçın sonuna kadar gitsin diye. Ve iyi dayandı bence. Kendini iyi Bence de. kanıtlamış oldu. Ve yani sürekli üzerine gitti Amanda Nunes'in hiçbir şekilde kaçmadı. Bayağı darbe aldı tabii ki giderken kovalarken. Tek dağına çalıştı. Oldu olmadı. İşte bu sekanstan bahsediyorum sana. Yani Felicia Spencer çift alıp tek bacağı alıp Nunes'i hafiften böyle yere indiriyor. Şey ne durumda? Pardon, yere indirmeye çalışıyor. Takedown için. Ama orada biz öyle bir geçiş görüyoruz ki Nunes Aa takedown işte. girişimine ayak bacaklarını geriye çekip cevap verirken bir sonraki hamlede Spencer'ın bacağını yakalayıp onu o bacaktan judoya benzer bir teknikle yere indiriyor. Sonrasında da ground and pound. Acayip bir şey yani. Sanki senin Aynen. evde yani ground and pound için bulunduğun bir evden çıkıp ondan sonra bir noktadan çıkıp kendin ground and pound'a gidiyorsun ve bütün bu geçişler 1,5 saniyede oluyor abi. Ya bu İnanılmaz bir karşı şey. tarafın ağırlığıyla, karşı tarafın ağırlık kaymalarıyla ağırlık hareketinin yönlendirebiliyor olma yeteneği judodan gelen çok büyük avantaj Çok iyi. sağlıyor gerçekten şeye. Çok iyi. Amanda Nunes'e. Ve tarihe geçmiş oldu. Kadınlarda da ilk bir şampiyon oldu. Double champ ama her iki kemerde de en az birer kere savunmuş olan. Çünkü double champ kim var bugüne kadar? İşte İşte DC var. eş zamanlı DC var. Connor DC var. var. Conor Hickson var. var. Bu var. Ama DC ve Conor savunmadılar. Tabii canım. Savunmadı. Conor zaten Sekiz hiçbirini savunmuş zaten. savunmadı. Evet. Conor hiçbirini savunmadı. DC hadi light heavyweight'i savundu ama heavyweight'i savunmadı. Cejudo savundu. Featherweight'i kazandı Marlon Moraes'ten. Şeye karşı savundu sonra. Şey featherweight diyorum. Bantamweight'i 135'i kazandı Marlon Moraes'ten. Sonra Dominic Cruz'a karşı savundu. Evet. Zaten flyweight'i zaten savunuyordu. Ya bir Henry Cejudo var, bir de Amanda Nunes var. Her iki divizyonda da kemer kazanıp da ikisini de savunmuş olan. Valla helal olsun gerçekten kadın tarihe geçmiş oldu yani. Gelmiş geçmiş en Bence iyilerden bir tanesi. gelmiş geçmiş en iyi şu anda. Ve anne olmak Bugün. üzere. Evet bugün yani bugün itibariyle Bakalım. bence gelmiş geçmiş en iyi. Yani pound En for iyi pound kadın. için de yani evet. Yeni kadın zaten net.
Ama yani normalde pound listesine girmeyi de hak ediyor net olarak en tepeden. Çünkü kim daha başarılı yani? Herkesi yenmişsin. İkişer şey en az bir kere de defend etmişsin her bir şeyi. Kemeri. Aynen. Kusura bakma Ve da. Valentina'ya karşı da iki galibiyetim var yani. Bir de Valentina gibi birine. Okey. Amanda'yı da konuştuk. 250 250 bu kadar. İnanın çok eğlenceli bir geceydi. Evet çok eğlenceliydi. 251 için heyecanlıyız diyelim. 251 ilk 251. kez Fight Island'da olacak. Onu bir Biraz sonraki takılsın. videoya bırakıyoruz. Aynen sonda açıklandı. Herkesin beklediği Evet. orada mıdır, burada mıdır diye. Son zamanlarda gerçi sızıyordu bilgi. Abu Dhabi olabileceği. Neyse Abu Dhabi olduğunu da öğrenmiş olduk diyelim. Evet, Bu gidenler videoyu giderler. da burada bitiriyor muyuz Gökçe o zaman? O zaman bunu bitirelim, bir tane bir sonrakine geçelim. Yani bir Bir sonraki sonrakine videoyu geçelim. alalım. İyi bakalım. O zaman görüşürüz diyelim. Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Tamam. Unutmayın. Video biraz görüşürüz. Birazdan mı Birazdan. artık? Birazdan. Değişirsek. Bakın. Aynen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Canım.